Ben başından beri, şimdi bir sırrımı daha söylesem herhalde beni buradan kovarsınız. Estağfurullah. Ben bu memlekete televizyonun 5 yıl gelmesini geciktirdim ve hala da iftihar ediyorum. Siz mi geciktirdiniz? Evet. Nasıl oldu bu? Var, planda var. Birinci 5 yıllık planda hemen sokulacaktı. Altemir Kılıç da bunun öbür tarafta tanığıdır. Şimdi bir biz birinci 5 yıllık planda o kısım benim yetkimle gidiyordu hazırlamak. Birinci plan döneminde televizyon Türkiye'ye gelmeyecektir diye böyle net bir hüküm var. Turan Bey de başbakan yardımcısıydı. O biraz yumuşattı. Altemir Kılıç'ı görevlendirmişlerdi. Birinci 5 yıllık kalkınma planı. Evet, evet. Yani sizin dediğinize mi uydu hükümet? Hayır. Plan öyle olduğu zaman biz engelledik. İyi ki de keşke 10 yıl soplasaydık. Şimdi televizyonların bu halini görünce bir şey söyleyemiyorum ama televizyonların bugünkü halini bir tarafa bırakarak sorayım. Yüksek Planlama Kurulu'nda İsmet Paşa Hazretleri'nin önünde Turan Bey bize, benim başka bir Feyzoğlu, şunu söylerdi. İşte biz bunu köylerde ceviz ağaçlarının dibine bir televizyon koyacağız, okullar açacağız. Hiçbiri olmadı. Ben bu kadar da kötü olacağını tahmin etmiyordum. Ben Türkiye'ye televizyonu 5 yıl sokmadım diyorsunuz. Bağnazlık değil mi bu? Teknolojiye direnmek, çağın gerisinde kalmak değil mi? Aydın'ın görevi bu mudur? Ama ya da bizim, o zaman aydın bizim değil zamanımızda, miydiniz? Bizim zamanımızda dünyadaki aydın olmanın iki özelliği vardı. Bir, evine televizyon sokmamak. İki, hapse girmek. İki, hapse o Türk aydın özelliğidir öbür taraflarda. İki, otomobil alırsa Volkswagen almak. Niye halk otomobili? Öyleydi. Deniyordu. Oydu. Ama vaktiyle Hitler'in otomobiliydi değil ne mi? Ne olursa olsun. Bunlar da öyleydi. Dünyanın her tarafında aydınlar evlerine televizyonu sokmazlardı.